Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda kendi bahçemizde bulunan üzümlerimizi toplayacağız. Hatta biraz toplamaya da başladım. Çok fazla yok ama yine bir 30-40 çıkacaktır. Daha sonra bunlardan kendimize güzel bir şarap yapmaya çalışacağız. Lezzetleri çok güzel. Tatlarına baktım. Daha önce bir miktar daha topladık arkadaşlar. Orada da bayağı var çünkü. Evet, gördüğünüz gibi bayağı olgunlaşmış durumda. Seneye daha iyi durumda olacak. Bu sene çok bakım yapamadık. Tamamıyla organiktir. Hiçbirinde ilaç vesaire kullanmadık. Bayağı bol arkadaşlar. Üzüm toplamaya devam ediyorum. Üzümleri ayıklamaya başladık. En meşakkatli olan kısım da bu kısım. Yani sağlamları böyle tek tek ayıklamanız lazım. Üzümler çok iri taneli değil fakat bol küçük taneli, cinsi gereği böyle. Tam şaraplık üzümler bunlar aslında arkadaşlar. Lezzetine yaptıktan sonra bakacağız. Şimdi bunları ayıklamayı bitirdikten sonra diğer çeşit toplamış olduğum üzümlere sıra gelecek. Bu da ikinci mahsulümüz arkadaşlar. Diğer tarlamızdan topladığım üzümler. Yine bunlar da şaraplık üzüm. Tamamıyla organik. Burada biraz da sarı üzümümüz var arkadaşlar. Gördüğümüz şu bütün üzümleri hepsini ayıtlayıp birbirine karıştıracağım arkadaşlar. Buradan nasıl bir tat çıkacak onu göreceğiz. Evet, şimdi ayıtlama işlemine geçiyoruz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Üzümlerimizi komple saplarından ayırdık. Burada ayrı bir üzümüm var. Fransız, küçük taneli. Burada da yine siyah üzümlerim var. Üstte sarıları görüyorsunuz ama altı komple siyah üzüm doludur. Çoğu siyahtır yani. Bunu ayrı mayşeleyeceğim, cibreleyeceğim. Bunu da ayrı yapacağız. Tüm bu işleme başlamadan önce kapkacağımızı tertemiz bir hale getiriyoruz. Hepsini dezenfekte ediyoruz. Buna çok özen göstermelisiniz. Dezenfekte etmek için önce Biocom A denilen toz dezenfektan kullanıyorum. Bu 5 gramı 1 litre suya katıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. İlk önce kullandığınız ekipmanları bununla güzelce yıkıyorsunuz. Sonra duruluyorsunuz. Ardından yine 1 litre suya 12 gram PMS, potasyum, metabisülfit, alfa solun kullanıyorum. Bundan 1 litreye 12 gram karıştırarak bir karışım elde ediyoruz. Ve bunu bir fısfıs yardımıyla, otomatik fısfıs yardımıyla tüm ürünlerimizin içine dışına güzelce sıkıyoruz. Daha sonra kurumaya bırakıyoruz. Çalıştığım alanı da komple dezenfekte ettim. Her şeyi dezenfekte ettik şu an. Şöyle bir kap alacağım ilk önce ve burada üzümlerin patlatma işlemlerini gerçekleştireceğim. Patlattıktan sonra bunları fermente kabıma alacağım. Evet, eldivenleri takıyoruz. İlk üzümlerimizin sıkma işlemini bitirdik arkadaşlar. Şimdi ikinci çeşit olan üzümümüzü sıkacağız. Bunların doğal fermantasyonunun başlamasını istemiyorum. O yüzden potasyum metabisülfit PMS kullanacağız. Buradaki ürünüm tam tamına 23 kilo. Buradaki ürünüm de 10 kilo. 10 kiloya 1 gram olarak koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu tartacağım. Bu yeterli olacaktır. Bunu 10 kiloya atacağım. Ve yine dezenfekte edilmiş bir kaşık ile güzelce karıştıracağız. Farkındaysanız rengi hemen bulanıklaştı. PMS'nin faydaları nedir derseniz, PMS bu ürünümüzün içerisinde bulunan hem vahşi mayaları hem de vahşi maya dışında sirke ve diğer mikroorganizmaların ve farklı diğer mayaların tamamının pasif hale geçmesini, yani çalışmamasını sağlayacak. Gördüğünüz gibi renk iyice kahverengimsi, böyle sütlü kahve bir tona döndü. PMS'yi koyduktan 24 saat sonra maya besini ve
mayalamaya geçeceğiz. Mayalamaya geçmeden önce bu şıramızın, mayşemizin şeker oranına bakacağız. Şeker oranımızın 1100 gelmesini istiyoruz. Eğer 1100 gelmez ise ona göre bir takım önlemler alacağız. Sanırım bu yeterli olacaktır. Fermantasyon burada artık sonlanmış oldu. Burada 23 kilomuz vardı. Bunun için de potasyum metabisülfit tartıyoruz. 23 kilo için, 20 kilo için 2 gram, 3 kilo için de 2.3 olacak. Yeterli gelecektir 2.4. Öncelikle rengine bakın. Şöyle kırmızımsı, açık kırmızımsı. Potasyumu koyduktan sonra bakın ne olacak. Yine sütlü kahve gibi koyu bir tona dönüştü. Çünkü fermantasyonu durduracak. Bunları şimdi dinlenmeye alacağım arkadaşlar. 24 saat boyunca dinlenecek. 24 saat sonra mayalama işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, 24 saatimiz doldu. Şöyle artık zamanları geldi. Dün renkleri değişmişti biliyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi tekrar kendi renklerine geldi. Hiçbir mayalanma belirtisi yok. Tamamıyla sonlandı diye düşünüyorum. Aynı şekilde diğer ürünüm de, bu da 24 saatini doldurdu. Bu 24 saati beklerken ben birkaç kez bir havalandırma olsun diye karıştırma yaptım arkadaşlar. Şimdiki aşamada her iki üzümümüzün şeker oranını tespit edeceğiz. Şeker oranları istediğimiz değerlerde mi? Buna bakacağız. İstediğimiz değerde değilse bir miktar şeker yükseltmesi veyahut da çok yüksekse seyreltme gibi bir işlemler uygulayacağız. Önce bunu ölçeceğiz ama önce bir derecelerine de bakmak istiyorum. Isıları kaç? Yaklaşık 25 derece civarı arkadaşlar. Yani katsayımız artı 1 olacak. Biliyorsunuz hidrometreler 20 derecede kalibre edilmiştir. İnternetten aldığım sitede yazıyordu 20 derecede kalibre edilmiş diye. O yüzden artı 1 ekleyeceğiz. Okuduğumuz sayı atıyorum 84 çıktıysa 85, 1100 ise 1101 veya 1090 ise 1091 gibi. Çünkü tam derecemiz 25 arkadaşlar. Tam 90'da artı 1 koyacaktık demiştik. 25 derecede ölçüm yaptığımız için 91. Bizim 1100'e çıkmamız için, kırmızı skalanın içinde belki tam gözükmeyebilir orası, 1100'ü bulmamız lazım. Bu da demek oluyor ki 91'in karşılığı bizim skala cetvelimiz var. Skala cetvelimizde baktığımızda 1090, 235 gram şeker, alkol oranı da 11.8'e tekabül ediyor. Biz 1100 istiyoruz, 262. O zaman 262'den 235'i çıkartıyoruz. 27 gram litre başına şeker koyacağız. Bizim buradaki mayşemiz 10-10.5 kilo. Buna yaklaşık 270 gram şeker ekleyeceğiz şimdi. Evet, temiz kabımıza 270 gram şekerimizi ölçerek koydum arkadaşlar, tartıyla. Bunu iyice eriyene kadar karıştıracağım. Daha sonra ekleyeceğiz. 270 gram kadar şekerimizi ekledik. Tekrar ölçüm kabımı biraz aldım. 1110 oldu arkadaşlar. 1100 istiyordum ama 1110 oldu. Sorun olur mu? Sorun olmaz. Çünkü 1100 ile 1120 hatta 1125'e kadar toleransı var. 1110 da bizim işimizi görecektir. Ha, ille bunu 1100'e indirmek istiyorsak da içerisine bir miktar temiz su katarak bunun 1100'e inmesini sağlayabiliriz. Şimdi aynı işlemleri diğer şarabım için yapacağım. Bundan da numune alacağım. 74. Artı 1 koyacağız. 75. 75'te 195'ti arkadaşlar. 1100'de ise 262. Yani 262'den 75. 195 çıkardığımızda 67 kalıyor. Ama tabii katı halde burayı ben 23 kilo olarak tarttım. Litre başına 67 gram değil, 60 gram koyarak başlayacağım. Bu da 23 çarpı 60. Şimdi 1300 gram şeker ölçüp koyalım. Şeker ilavemizi yaptık. Şöyle baktığımızda tam 1100'ümüzü yine yakaladık. Bu şıramız içinde şeker derecemiz 1100'ü göstermektedir. Bu şekilde mayaları ekleyip fermantasyona başlayabiliriz. Şimdi mayamıza geçiyoruz. Burada 13 litre, burada da 26 litre şıram, yani katı posalı. Mayalarımı uyandırma aşamasına geçeceğim. Maya olarak maya besini ve Alfasol'un şarap, kırmızı şarap mayası. Bunları kullanacağız. Şimdi maya besinimiz ve mayamızın uygulamasını yapalım. Birer kaşık şeker ilavesi yapıyorum. Bunu büyük şıramız için, bunu küçük şıramız için hazırlıyoruz. 26 litreye mayamız her 10 litreye 2.5 gram konuluyor.
Buna göre 13 litremiz için yaklaşık 3.10 gram maya atacağız. Her zaman maya besini mayanın yarısı miktarındadır. Yani 1.5 gram maya besinini önce ayarlıyorum. 1 çay kaşığı maya besinimi de şöyle serpiyorum. 26 litre için arkadaşlar 3.20 2 kaşık koydum. Maya besinimizi buna da ekliyorum. Her iki suyumuzu iyice karıştırıyorum. Burada hızlı bir aktivasyon yapmak için, yani şimdi mayalarımızı ekleyeceğiz. Ayrıca bunlara her iki şıramızdan su eklemesi yapacağım. Çok az miktarlarda, fazla değil. Kaşıkla alıp aynı şekilde diğer ürünümüzden her iki ürünümüzü de ekledik. Şimdi mayamızı açıyoruz. 13 litre için 3.10, 3.20 yaklaşık değerlerde mayamızı, diğer ürünümüz için mayamızı ekliyoruz. 6.40 gibi bir oran yapacak. Fazlası zararlı değil aslında ama zaten çoğalacak bu arkadaşlar. Şöyle yeterli olacaktır. Yaklaşık bir 15 dakika ile yarım saat arasında mayamızın uyanmasını bekliyoruz. Arkadaşlar maya gerçekten çok kaliteli. Daha ben üstlerini kapamaya zaman bile bulamadım. Hani biraz hava almasın diye düşünüyordum ama hani streç alıp gelene kadar gözle görünür bir canlılık geldi. Evet, içine dışarıdan toz toprak, havadan bir şey girmesin diye hafiften jilet'in geçirdim. Buradaki bayağı kendini toparladı arkadaşlar. Hava alsın diye yanlarını da açık bıraktım. Buradaki de yavaş yavaş toparlamaya başladı. Bir 10 dakika 15 dakika böyle bekleyeceğim. Şıralarımızın içine ekleyeceğiz. Bir yaklaşık 15-20 dakika oldu. Buradaki mayamız çok çabuk daha hızlı uyanmaya başladı. Bu mayamız da uyanıyor. Fakat bu biraz daha yavaş. Renginden dolayı da gözüküyor ama o da uyanmış durumda. Şimdi ürünümüze mayamızı katıyoruz arkadaşlar. Ağzını kapatacağız. Şöyle hafif hava alacak şekilde arkadaşlar. Ve fermente olmaya, daha doğrusu maserasyon işlemini başlatmış olduk. Buradaki şarabımızı da şu an mayalıyoruz. Bunları şimdi serin bir yere alacağım. 20-25 derece arasında bir ortama alacağım. Ve orada 5 ile 7 gün arası beklemeye başlayacağım. Maserasyon işlemini tamamladıktan sonra videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. Şu an yapacağımız işlemler bu kadar. Yaklaşık bir 14 saat civarı geçti. Mayalar çok güzel çalışıyor. Mutlak günde böyle çok kabarıyorsa 3-4 kez arkadaşlar posasını suyun içerisine ittirmeniz. Bunun amacı komple buradaki sıvıyı hareketlendirmek, içerisindeki mayaların oksijene daha rahat ulaşıp görevlerini daha iyi yapması. Ayrıca bir de üste kuruyan üzümlerin tekrar su ile ıslanarak başka bakteriler üretmemesi. Diğer şırımız aynı şekilde, burası da gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde çalışıyor. Aynı hareketleri burada yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde üzüm suyunun içerisine kabukları batırıyoruz. Hem de komple şıramızın, mayşemizin havalandırmasını yapmış olduk. Böyle yoğun bir kabarma varsa arkadaşlar, yani mayanız kaliteliyse günde 3-4 kez bu işlemi yapmakta fayda var. Ve her defasında karıştırdığınız çubuk, kaşık, her ne ise bunu yıkayıp tekrar karıştıracağınız zaman da sıcak suyla, mutlaka kaynar suyla bir dezenfekte etmenizde fayda var. Evet, süzmek için ürünümüzü getirdik. Tüm ürünlerimizi dezenfekte ediyoruz. Yine Biocom A ile masanın üzeri dahil her tarafı sildik. İnce elekten geçsin. Dediğim gibi ellerinizi önce sabunla, sonra Biocom'la mutlaka yıkayın. Her şeyin temiz olmasını sağlayın. Bez de kullanabilirim ama sanırım bu yöntem daha iyi olacak. Biraz zamanımız alacak ama normalde bunu preslerde yapıyorlar arkadaşlar. Bizim tabi presimiz olmadığı için kademeli olarak şu şekilde kar topu sıkar gibi. Şimdi arkadaşlar ben bu işleme komple devam edeceğim. Biraz zamanım alacak. Süzme işlemi bittikten sonra hidrometremizle maserasyonun 5. günündeki alkol değerimizi bir ölçeceğiz. Ondan sonra şişelerimize koyup kapalı fermentasyonu başlatacağız. Süzme işlemimiz bitti. Bu kadar posamız çıktı. Tam dolu bir şekilde 10-10-20 litrede alkolümüz oldu. Şimdi ölçümümüze geçeceğiz. Şu anki ölçüm değerimiz 1006.
Şimdi 1100 bizim başlangıç değerimizdi. Eksi 1006 eşittir 94. Bölü 7.36 eşittir 12.77 alkol derecemiz var. Bunu bu şekilde kapalı fermantasyona alacağız arkadaşlar. Her iki ürünümüzün de kapak kilitlerini hazırladım. Şu şekilde hava almayan bir sistem yapmanız yeterli oluyor arkadaşlar. Üstten alttan. Her iki ürünümüz de hazır arkadaşlar. Hortum uçlarımızı şu şekilde içine koymamız yeterli olacaktır. Dışarıdan içeriye hava girişini engelledik artık. Birazdan mayalarımız çalışmaya başlayınca buradan karbondioksit salınımı çıkmaya başlayacak. İlk şarabımızı komple yerine götürüp bıraktık arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde bunu da alacağım. Sıkarak suyunu alıp posalarını ayırıyorum. Bu posaları da sirke yapımında kullanacağız. Güzel bir sirke olacak. Şimdi ben bunu sıkma işlemini yapacağım. Şişeye dolduracağım. Videoya devam edeceğiz. Bu şarabımızı da süzdük. Buradan da 10 litre çıktı. Şimdi bunun da alkol derecesini ölçüp kapalı fermantasyona bırakacağız. 54'ün alkol derecesine bakacağız. Bundaki başlangıç değerimiz de not etmiştik. 1100 eksi 1054 eşittir 46 bölü 7.36 eşittir 6.25. Şimdi bunun da kilit mekanizmalarını kapatıp yine hortumumuzu şöyle ufak bir pet şişesine koyup bekleme odamıza alacağız. Orada fermantasyon sürecini devam edecek. Tarlamızdan topladığımız üzümleri maserasyona yatırmıştık. Daha sonra üzümlerimizi sıkarak kapalı fermantasyona geçtik. Kapalı fermantasyona geçerken iki ayrı üzümümüz vardı. Buradaki iki tane olan şarabımız kapalı fermantasyona başladığında 1006 gravity değerindeydi. Buradaki ürünümüz ise 1054 gravity değerindeydi. Umarım biraz içerisinde şeker kalmıştır. Buradaki ürünlerimi sek şarap olarak, şu kurulumumuzu ise yarım tatlı şarap olarak şişelemek istiyorum. Umarım şeker oranı 1010 ve altında kalmıştır. Çünkü biliyorsunuz 1010 civarı yarım tatlı, 1010'un üzerinde ise 1030-1040'a kadar da tatlı şarap olarak geçiyor. 1000'in altındaki tüm değerler ise sek şarap. Şimdi süzme işlemine, yani aktarım işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Aktarım işlemlerini, durultma işlemlerinin birinci safhasını yaptık. Şimdi her birine ve ayrıca bunların kilolarını tarttım. Her biri 8-8,5 kilo gelmekte. Öncelikle bu ürünlerime potasyum metabisülfit ve ardından da bentonit uygulayacağım. Çünkü şarapların artık içerisinde kalan mayaların fermantasyona devam etmesini istemiyorum. 10 litre şaraba yaklaşık 1-1,5 gram metabisülfit kullanmamız gerekiyor. Şöyle 1.1 gram. Birinci, şimdi ikinci ürün için tartacağım. Evet, 1.1. Bunu da ikinci ürünümüze katacağım. Evet, 1 gram da burası. Bunu da ekledim. Şimdi tüm ürünler için bentonit kullanacağım. Şöyle daha önce sıcak suyla erittiğim bentonit kilimi İyice karıştırıp her 1 litreye 1 yemek kaşığı. Her birine ben 9 kaşık koydum. Çünkü 8,5 litreydi. Şimdi arkadaşlar bu ürünlerimizi biraz çalkalayıp yaklaşık 3-4 saat içerisinde yarım saat veya bir saat aralıklarla yeniden bir çalkalama yapıp beklemeye bırakacağım. Arkadaşlar bentonit uygulamasını
3 şarabımızı da yapmıştık. Aradan yaklaşık 3 saat, 3,5 saat geçti ve dinlendirdim. Şimdi toz jelatinimizi kullanıyorum. Alfasol. 1 litre su içerisine 40-45 derece olacak. Şöyle elinizi yakmayacak süt sıcaklığında. Sütü mayalarkenki sıcaklık. İçerisine yaklaşık 3 ile 3,5 gram jel atıyorsunuz. Ve biraz daha soğumasını sağlıyorsunuz. Şöyle 25 derecelere kadar inecek. Kıvam jel haline gelmeden, çünkü bunu bırakırsanız, iyice soğumaya başlarsa bu jel olarak akışkanlığını kaybedecek. Şu şekilde soğumasını yapıyorsunuz. Her 1 litre şarap için 1 yemek kaşığı veya 1,5 yemek kaşığı sığır jelatini ekliyoruz. Şimdi birinci ürünümüzden ekleyerek gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, durultma ajanlarımızı da ekledik. Şaraplarımızı 3 ile 5 gün arasında böyle dinlenmeye bırakacağız ve berraklaşmalarını sağlayacağız. Şimdi bunları dinlenmeye alacağız. Ürünlerimizi durultmaya almıştık. Bentonit ve jelatin uygulaması yapmıştım. Bugün artık bir kez daha aktarımını yapacağım ve aktarımdan sonra da ürünleri artık yavaş yavaş şişeleyeceğim. Şişeleme aşamasında potasyum sorbat kullanacağım. Her litre için 0,2 gram potasyum sorbat ekleyeceğim. Şişeleme olarak şöyle uygun şişeler buldum arkadaşlar. Bu şişeleri, 1 litrelik şişeleri kullanacağım. En uygun piyasada bu şişeler. Çünkü şişeler çok pahalanmış. Bundan bayağı bir aldım. Fiyatı çok uygun çünkü. En son yine şişelerken bir gravitelerine bakacağım. Bir değişkenlik var mı? Bu ikisi bir ürünümüzden çıkan. Bu da koyu siyah Fransız üzümlerimizden çıkan şıramız. Şimdi aktarımlarına geçelim. Evet, aktarım işlemimiz 2 bidonumuz için tamamlandı. Diplerinde bu tortuları bıraktım arkadaşlar. Şu şekilde. Her iki ürünümüzde de birer miktar atık kaldı. 3 tane 5 litre tam dolu şarabımız oldu. Şimdi bunları dediğim gibi şişeleyeceğim. Şişeledikten sonra beklemeye alacağım. 1-2 ay üzerinden zaman geçecek. Ondan sonra kullanacağız. Diğer şarabımıza geçeceğiz. Bu farklı bir üzüm cinsinden yapıldı. Şimdi bu şarabımıza aktarımı yapacağız. Bu koyu kırmızı arkadaşlar. Koyu renkte bir şarabımız. Bayağı kırmızı. Evet, kokusu da bayağı güzel. Hidrometremizle bunun da ölçümünü yapacağız. Bu şarabımız en son 1000 civarındaydı diye hatırlıyorum. Bakalım gravitede bir değişiklik olmuş mu? Tam 1000 arkadaşlar. Hafif tatlı, çok kesinlikle tatlı değil ama tam bir sekte değil. Son şaşalımızı da aktardık arkadaşlar. Dibindeki kalan tortuyu yine bıraktık. Bu kadar bir fremiz yine oldu. Şimdi tüm ürünlerimi litresine göre potasyum sorbat ekleyerek biraz karıştıracağım ve daha sonra daha fazla açıkta bekletmeden direkt şişelerimizi doldurup beklemeye alacağım. Umarım videomu beğenirsiniz. Biraz uzun oldu. Çünkü şarap yapmanın adımları gerçekten uzun. Birbirini takip eden bir sıralamada ilerliyor. Size elimden geldiğince tüm adımları göstermeye çalıştım. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Biraz uzun oldu. Sabredip izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız, beni takip ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.